yapma kararı aldık. Bu hafta da röportaj serimizde mekatronik mühendisi arkadaşımız Berat Tanrıverdi ile birlikteyiz. Öncelikle nasılsın Berat? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hazırsan birinci soruyla hemen başlıyorum. Olur. Biraz kendinden bahseder misin? Sen kimsin? Ve şu an burada neler yapıyorsun? Söylediğim gibi ben Berat. Mekatronik mühendisiyim. Ankara'dan geliyorum. Yaklaşık bir yıl önce Avustralya'ya geldim. Melbourne'deyim ben de. Başlangıçta biraz kendi işimi aradım, bulamadım ama daha sonrasında birkaç farklı yer denedim. Şimdi bir şirkette mekatronik mühendisi olarak çalışıyorum. Bu şekilde başlayabiliriz. Tamamdır. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Buraya gelmeye nasıl karar verdin? Aslında birkaç farklı olay var. Birincisi, Avustralya'nın Melbourne'ın çok güzel bir yer olduğunu zaten biliyordum. Ayrıca senin videolarını da izliyorum. Ve kız arkadaşım da buraya geldi. Dil okulu için. Sonrasında da çalışabilmek için. Ondan sonrasında da ben vizeye başvurdum. Çok çabuk bir şekilde vizem çıktı. Ne kadar sürede vizen sonuçlandı? Yani parmak izini verdikten sonra 15 dakika içinde vize çıktı. Başvuruyu ne zaman yaptın Berat? Başvuruyu geçen yıl, yani 2020... Tam tarihi hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Ama Mart ayı. Mart ayı? Mart'ın başıydı sanırım. Çünkü vizem çıktıktan bir hafta sonra direkt uçak bileti aldım. Mart'ın ilk haftasında başvuruyu yaptın. Ondan sonra 2-3 dakikada zaten vizen onaylandı herhalde. Direkt aradılar. Vizen Peki çıktı. Hangi şirketle gelmiştin? Hangi vize danışmanlı şirketiydi? Ben Habedu şirketiyle geldim. Çok yardımcı oldular. Biz de onlarla çalışıyoruz evet, zaten genelde. Bayağı iyi insanlar. Öneririm. Kesinlikle. Tamamdır. Üçüncü soruya geçiyorum. Türkiye'de tam olarak ne iş yapıyordun? Nerede çalışıyordun? Hangi üniversite mezunusun? Ve mezun olduktan ne kadar süre sonra iş buldun? Sen cevapladıkça ben tekrar sorumu unutacağım. Hatta yani böyle en baştan lise mezuniyetinden buraya gelene kadar anlat yani. Aynen. Ya lise... Bir Anadolu Lisesi'nde okudum. Son sınıfta açık öğretime geçmiştim üniversite sınavı için. İngilizce durumun nasıldı? Çok kötüydü. Yani lisede İngilizce çok kötüydü benim. Tamam. Sonrasında üniversiteye Atılım Üniversitesi'ne kaydoldum. Mekatronik Mühendisliği'ne. Atılım'da da bölüm %100 İngilizce olduğu için başlangıçta bir yıl hazırlık okudum. Atılım'da ama burslu olarak okudum değil mi? Burslu onu da okudum, evet. %75 burslu okudum. O hazırlık döneminde İngilizcem bayağı bir seviye geliştirdim. Zaten sonrasında 4 yıl boyunca full İngilizceydi. Geliştirerek devam ettim. Belli bir seviyedeydi İngilizcem ama çok iyi değildi. Ya akıcı şekilde konuşamıyordum. Daha teknik İngilizcem vardı. Sonrasında mezun oldum. Sonrasına geçmeden okulun bir de akreditasyonu var mıydı? Var. Aslında okulun demek biraz yanlış oluyor da bölümünün senin okuduğun dönemde müdek akreditasyonu var mıydı? Vardı. Sonrasında da uzattılar. Hala var diyebiliyorum. Onun bir önemi yok zaten. Sadece okuduğun dönemde müdeğin olması yeterli. Evet. Eğer 476'ya başvurmayı düşünenler varsa, yani Berat'ın da başvurma imkanı var. Bilmiyorum başvurmayı düşünüyor mu ama. Yani Temmuz'a kadar başvurabiliyorum evet. Aynen öyle. Peki nerede çalışıyordun? Evet. Üniversiteden sonra neler yaptın? Onları da söyle. Üniversite son sınıf bitirme projem biterken bir savunma sanayi şirketinde çalışıyordum ama orada uzun süre devam edemedim. Daha sonrasında bir robotik integratör şirketine başladım. Ar-Ge departmanında mekanik tasarım mühendisi olarak. İstersen şirketin adını söylemende sıkıntı olur. Yok, Integra Robotics'te çalışıyordum. 6 ay boyunca çalıştım. 6 ay sonrasında da vizeye başvuracağımı söyledim. Şirketime haber verdim. Daha sonrasında vize çıkınca ayrıldım, geldim. Yani Türkiye'de yani yurt dışında Avustralya'dan dışarıya baktığında yurt dışında 6 ay tecrüben var. Evet. Tamam. Stajlar sayılmıyor çünkü. Evet. Stajlar aynen. Yani hemen mezun olduktan sonra işe girdin yani. Evet, mezun olduktan sonra zaten daha önce staj yaptım bir şirkette. O yüzden direkt işe başladım. Buraya gelinceye kadar orada mı çalıştın? Evet. Peki böyle direkt mezun olup 6 ay içinde insanların buraya gelmesini tavsiye eder misin? Hemen mezun olur olmaz mı gelmesini tavsiye edersin yoksa bir süre çalışıp gelmelerini mi tavsiye edersin? Bu konuda bir düşüncen var mı? Bunu da bilmek isteriz. Ya aslında şöyle, bu durum biraz karışık çünkü ben
mezun olur olmaz, daha doğrusu ilk fırsat geçtiği an geldiğim için pişman çok değilim. Çünkü ben geldiğim tarihte öğrenci vizesi olanlara tam zamanlı çalışma hakkı vardı. Bu çok büyük artıydı. O dönemde burada kendi işimi bulup çalışabilmem için bir fırsattı. Ama uzun vade düşündüğümüzde şirketler burada en az 2 yıl tecrübeli insanlara çalışma hakkına başvurabildikleri için aslında ne kadar tecrübe olursa o kadar iyiymiş, onu anladım. Dördüncü soruya geçiyorum. Buraya geldikten sonra neler yaptın ve burayı yani Avustralya'yı nasıl buldun? Şöyle Avustralya'yı yani hiç böyle hayal etmemiştim. Beklediğimden daha güzel çıktı. Zamanla daha iyi alıştım. Başta alışması zordu. Bir de ailenin tek çocuğuydum. Böyle biraz aile bağı da güçlüydü. Ben bunun farkında o kadar değildim. Sonradan bunun farkında oldum. Onun dışında geldiğimde zaten ilk klasik burada tax file number'a başvurdum. Bir an önce onun çıkmasını bekledim. Çıktıktan sonra herkes gibi Uber Eats'e başvurdum. Ben de aslında herkes gibi Uber Eats'le başladım. Geldiğimde cebimde biraz para vardı. Direkt geri gelmez araba almaya çalıştım. Uber uygun bir araba aldığımı düşünüyordum. Sonrasında o arabayla alakalı da birkaç problem yaşadım ama. Onun dışında Uber'le başladım. İşlere başvurdum. Bu süre zarfında Uber yaparken yol üstünde bir şirketin tabelasını gördüm. Türkçe'ye benziyordu. Araştırdım. LinkedIn'den hesabı buldum. Çalışan bir müdürü buldum. Yazdım ve bir günlüğüne işe gittim. Sadece bir günlüğüne. Hatta ikinci gün vazgeçtim artık gitmekten. Bir cam pimapen şirketiydi. Yani benim beklentim daha çok mühendislik yönündeydi ama onlar daha çok işçi yönünde insan arıyorlarmış. Anlaşamadık. İkinci gün ayrıldım. Daha sonrasında Uber'e tekrar devam ettim. Bu süre zarfında Facebook'ta karşıma bir iş ilanı çıktı. Bir Türk arkadaşımız bir ilan paylaşmış. Yalnız ilan kaynakçılık üzerineydi. Umarım o Türk arkadaşını da buraya çıkarabiliriz. O da ayrı bir video konusu Evet, ismi Aylin. Buradan olur. selam. Biliyorsun. Sağ olsun sana iş buldu. Evet, o çok önemliydi. Şirket bir karavan şirketiydi. Sektör bana yakın hissettiğim için konuşmak istedim. Yaptığım kendi özel tasarımlarımı paylaştım. Ailenin müdürüne gösterdim. Müdürü benimle görüşmek istedi. Yani şey diyebilir miyiz? Aslında sen bir portfolyo tarzı bir şey hazırlayıp işe başvurunu yaptın. Evet, aslında orada şöyle bir artı var. Ben kendimi üniversite hayatımda da mekanik tasarıma yönelttiğim için yani hobi olarak da mekanik tasarım yapabiliyordum. Yaptığım bazı tasarımları Aylin'e gönderdim. Aylin müdürüne gösterdi ve görüşmek istediler. Daha sonrasında da şirkette görüştük, anlaştık, beni işe aldılar. İşe başladım. Bir 3 ay kadar orada çalıştım. Daha sonrasında anlaşamadık. Beni işten çıkarttılar. İlk kovulmam. Ya ama bayağı bir çalışmıştın yani aslında. Ya aslında çalışmalarım bayağı vardı. Tüm tasarımı bitirdin. Yani tüm boyuttaki şasilerin tasarımlarını yaptım. Şasilerin üretileceği burada jig denilen kaynak masalarını yaptım, tasarladım, üretildi hatta. Sonrasında ayrıldım. Daha sonrasında tekrar Uber'e devam ettim. Bu ara Uber Eats kullanıyordum. Uber Eats hesabım banlandı. DoorDash kullanmaya başladım. DoorDash yaparken de diğer işlere başvuruyordum. Seninle bir günde DoorDash videosu da çekebilirim. Çünkü Olabilir. çok bilinen bir şey değil. Genelde Uber Eats biliniyor burada. Evet. DoorDash için de eğer istek olursa bir video çekeriz. Bilgilendirici. Tamam. Daha sonrasında ama işler biraz daha kolaylaştı. Çünkü burada bir şirkette mühendislik yapmaya başladığım için artık başvurularımda bunu belirtiyordum ve insanlar bir önceki çalıştığım iş yerini arayıp referans alıyorlardı. Daha dikkate alınır bir CV olmuştu. Daha sonra Kragger Transport Equipment şirketine başvurdum. Burada da geri dönüş yaptılar. Mülakata gittim. Yaklaşık 1 saat mülakatım geçti. Daha sonra işe başladım. Tamamdır. Bu soruyu da geçtik. Hangi sorudaydım bir dakika unuttum. Aslında bu soruya cevap verdin. Buraya geldikten sonra ne işlerde çalıştın ve geçimini nasıl sağladın diye sen söyledin zaten. Uber Eats yaptım. Diğer soruya geçiyorum.
Burada işe girmek için nasıl bir mülakat sürecinden geçtin? Hangi konularda bilgi sahibi olmak işe girme sürecinde artı sağlar? Mesela yani atıyorum tecrübe sahibi olmak, İngilizce bilmek falan gibi. Bu şekilde örnek verirsen. Ya şöyle, en önemlisi İngilizce. Yani İngilizce olmadan hiçbir şekilde çalışılmaz. Ne kadar tecrübeniz olursa olsun, isterseniz 5 yıllık tecrübeniz olsun, İngilizce olmadığı sürece olmuyor, olmaz. Peki ne kadarlık bir İngilizceden yani bahsediyorsun mesela? Ne seviyede bir İngilizce? Şöyle, ben mühendislik açısından konuşursam, daha çok teknik konuştuğumuz için yani IAS 6 civarı, yani Upper Intermediate'ın üst seviyesi en az diyorum ben. Onun altında çok zor anlaşılması. Çünkü insanlar uğraşmak istemiyor çok fazla anlaşmak üzerine. Daha çok iş yapmak odaklılar. Daha çabuk anlaşıp iş üzerine yoğunlaşılıyor. Onun dışında... Mülakat sürecinden bahsedebilir misin? Nasıl bir mülakat süreci geçirdiğini? Mülakat süreci... Aslında ilk mülakatım daha çok benim kendim pazarlamama yönelikti. Yani olmayan bir işe başvuru karavan yaptığım için. Karavan şirketinde. Evet, orada kendi yaptıklarımı bir sunum haline getirmiştim aslında. Orada onu anlatıyordum. Burada buna dikkat ettim, şu standartlara uydum gibisinden. Tabii gitmeden önce buranın standartlarını da araştırdım. Yoksa her şey uyumlu olmuyor. Diğer mülakatımda ise daha... nasıl denir? Kaç mülakata girdin? Bir mi, iki mi? İki. İki mülakat. Ya aslında arayışlar oldu birkaç tane. Onları çok saymıyorum. Mühendislik üzerine iki mülakatım oldu. Son şu an çalıştığım iş yerindeki mülakatım yaklaşık bir saat sürdü ve bunun içerisinde normal yüz yüze muhabbet ettiğiniz, tanıştığınız, daha sonrasında teknik anlamda bana sınav yaptıkları bir mülakat oldu. Yani resmen statik ve mukavemet sınavı yaptırdılar bana sınavda. Onun dışında yaptığım tasarımların analizlerine baktılar. Bu şekilde. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Yani şu anki tam olarak ya işinin adı ne? Senin kontratında yazan mesleğinin adı ne? Ya şöyle, benim kontratımda Graduate Engineer, parantez içerisinde Mechatronic Engineer yazıyor. Ancak şu an yaptığım iş R&D, yani Ar-Ge süreçlerinde proses geliştirme mühendisiyim. Yani kaynak proseslerini veya fabrikanın içindeki tüm süreçleri otomasyon ve robotik anlamda geliştirme üzerine çalışıyorum. Tamamdır. Bitti. Diğer soruya geçiyorum. Türkiye'de kullandığın programlar burada sence işe yarıyor mu? Yani hani işle alakalı olan programlardan bahsediyorum. Hangi programları bilmenin burada faydası olur? Kendi meslektaşların için söylemen gerekirse. Yani şöyle, Türkiye'de kullandığım her programı burada da kullanıyorum. Başlıca SolidWorks, Siemens kullandığım zaman oldu. Bunun dışında Avustralya'da öğrenmek zorunda kaldığımda AutoCAD oldu. Çünkü ben hiç daha öncesinde iki boyut tasarım yapmamıştım. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Şimdi AutoCAD'in birçok alt programı var. O hangi AutoCAD'in hangi programı? Yani 2D'yi mi kullanıyorsun yoksa Civil 3D'i mi kullanıyorsun? Hangi AutoCAD programını kullanıyorsun? Ya biz AutoCAD Mechanical kullanıyoruz. Ama tamamen 2D üzerine. Yani şu an çalıştığım iş yerindeki üretim saç metal üzerine çalıştıkları için 3 boyuta ihtiyaçları da yok aslında. Tamamen 2 boyutta tasarlıyorlar. Lazer veya plazma kesimle kesip kaynatıyorlar. Tamam. Yani sence hangi programları bilirseler faydalı olurlar? AutoCAD ve Solid. AutoCAD, SolidWorks. Onun dışında Inventor. Çünkü şirkette AutoCAD kullanıyorlar ve AutoCAD lisanslarıyla Inventor kullanabiliyorlar. Veya 3ds Max gibi. Ben kullanmıyorum ama Inventor de bayağı işime yarıyor şu an. Bana bu soru çok geliyor. Yani bir tek mekatronik mühendisi için değil, inşaat mühendisiyle alakalı da. Bunları, bu programları yalnızca bilseler yeterli mi? Yoksa mutlaka bir sertifikaları ellerinde olsun mu yani? Sertifika soruyor mu iş yerleri? Bu sertifikan var mı, bu sertifikan var mı diye. Ya yoksa bilseler yeterli mi? Aslında konu biraz komik. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Bu ülkede şu ana kadarlık benim öngörüm, bir işi bilip bilmemeniz önemli. Yani programı bilip kullanıp ortaya bir ürün çıkarabiliyorsanız o işi yapabiliyorsunuz.
Yani ben şu an iki farklı işe girdim. İkisinde de diplomamı soran olmadı. Görmek isteyen olmadı. Yani ben mühendisim deyip yapabildiklerimi gösterip bu işi yapıyorsam mühendisim bu ülkede. Ha tabii ilerleyen süreçlerde imza yetkim olması için Engineers Australia'da denklik almam gerekiyor. Şu an o aşamada değilim ama almam gerekiyor, alacağım. Mesela onu da söyleyebilirsin. Nasıl denklik alıyorsun Evet, burada? şöyle Mekatronik mühendisleri nasıl denklik alıyor? mekatronik mühendisleri de diğer mühendisler gibi aslında pek bir fark yok. MÜDEK olması çok büyük avantaj. Başta da söylediğim gibi benim okulum MÜDEK vardı. Onun dışında IELTS'ten 6 her alandan en az 6 almak gerekiyor. Başlayabiliyoruz, sonrasında birkaç ücreti var. Tam bilmiyorum ücretlerini. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani ne kadar Güzel hızlı bir ücreti var. Biz ne aldık. kadar hızlı almak istediğine göre değişiyor. Eğer test track dedikleri hızlı bir şekilde almak istiyorsan ekstra bir 400 dolar daha ödemen gerekiyor. Onun dışında videonun altına şeyi paylaşmak isterim ben. Bu Engineers Australia'nın bir tane denklik alma kitapçığı var. Onu atarım. Oradan kendi üniversitenizin denklik durumuna göre hangi yolu izleyeceğinizi de görürsünüz orada. Diğer soruya geçiyorum. Evet, mekatronik mühendisler için burada hangi alanda daha çok şansları var? Yani mesela atıyorum kendi bölümümden çok örnek vermek istemiyorum çünkü bizde çok fazla çeşit yok ama mesela inşaat mühendisliğinde atıyorum yol var, işte statik var. Sizin bölümde de mekanik var, robotik var. Hangi Evet. alanda daha kolay iş bulurlar sence? Yani kendilerini hangi alanda geliştirsinler? Buna şu şekilde örnek verebilirim. Burada birkaç farklı mekatronik mühendisi de arkadaşımız var. Onlar benden daha farklı, daha çok robotik alanına yönelmişler. Ben daha çok mekanik tasarım robot mühendisi gibiyim. Daha elektromekanik tasarımlar yapıyorum. O yüzden ben daha çok makine mühendisi ve mekatronik, daha bunların birleşik olduğu işlere başvurabiliyorum. Ama başvurularda mekatronik mühendisi diye aradığımızda daha çok otomasyon, PLC kontrol mühendisi aranıyor. Benim çok fazla bilgim yok, çok fazla bir tecrübem de yok. O yüzden başvuramıyorum bu işlere. Ya yani önerim arkadaşlara, eğer mekatronik mühendisi olarak çalışmak daha çok istiyorlarsa otomasyon, PLC, Siemens olur, SCADA olur. Bu tarz konularda bilgi edinirlerse çok faydalarını olur. Tamamdır. Diğer soruya geçiyorum. Çalışma ortamın nasıl? Yani iş yerindeki çalışma ortamından bahsediyorum. İngilizcen oradaki insanlarla iletişim kur, ya sadece iş anlamında değil de böyle hani sosyal hayatta da. İngilizcen yeterli mi? Ve şirketteki ağırlıkta böyle hani insan nasıl? Irk, ya ırkçılık yapmak için söylemiyorum. Sadece hani buraya gelen insanlar biraz daha çekiniyorlar mesela. Çok fazla yabancı Avustralyalılarla ve evet. yerli oranı nasıl yani? Aynen onu Yabancı ve sormak yerli oranı nasıl istemiştim. şirketteki? Bir önceki iş yerimde Urban Caravans'ta daha çok insanlar Hindistanlı, Sri Lankalıydı çoğunluğu. Patron Makedonyalıydı. Yani uluslararası insan çok fazlaydı. O yüzden İngilizce orada daha az problemdi. Çünkü herkesin bir aksanı, herkesin İngilizcesi mükemmel değildi. Bir şekilde anlaşabiliyorduk. Çalışma ortamı da orası gerçekten farklı bir tecrübeydi. Çünkü benden istedikleri işi yapabilmek için yeni bir fabrika aldılar. Ve orada sadece ben vardım mühendis olarak. Tek başıma bir katta çalışıyordum. Çok fazla bir insanla muhabbet etmiyordum. Daha arada bir aşağı inip işçilerle muhabbet edip bu şekilde ilerliyordu ama şu anki çalıştığım yerde çok daha kurumsal, büyük bir şirket. Çok fazla çalışanı var ve neredeyse ofis birimindekilerin hepsi Avustralya vatandaşı. İşçi kısmı, üretimde kalanlar da birçoğu Çinli veya Avustralya vatandaşı yine. Aralarındaki tek Türk benim. Herkesi anlamak zorundayım. Burada İngilizceye daha çok ihtiyacım var. Normal iş için de, normal sosyal hayat konusunda da daha çok geliştiğimi hissediyorum ama burada. Bunun dışında da çalışma ortamım klasik ofis düzeni aslında. Bir köşem var. Bu köşede kendi masam, monitörlerim, laptopum. Yani temiz bir ortam gayet.
alışılmış gayet kurumsal bir ortama. Evet. Tamamdır. Son iki sorumuz kaldı. Şimdi o zaman ben burada en tatlı yerini soracağım. Çoğu insanın da merak ettiği kısmı soracağım. Sen bir graduate engineer olarak yani mezun mühendis olarak yeni mezun mühendis klasmanında hangi aralıkta maaş alıyorsun? 60, 80, 80, 100, 100, 120. Burada da 80'i bilerek seçtim. Çünkü şimdi yeni bir vize tartışılıyor. Eğer kendi mesleğinde bir süredir çalışıyorsan ve tam zamanlı çalışıyorsan aynı zamanda da 80 şu an konuştukları parada 80 ile 90 bin arasında. Bu parayı da yıllık olarak kazanıyorsan eğer şirketin tecrübeye bakmaksızın sana sponsorluk alabiliyor. Ama daha kesin bir şey yok yani şu an. Bu yüzden de 80 bine oraya sınır olarak koydum. Sen kaç para kazanıyorsun? Ya benim şu şekilde 60-80 bin arasında çalışıyorum. Tam 80 bin değil. Ancak olmasını ümit ediyorum bu vizeden kaynaklı. O vizeyi ben de bekliyorum. O da sanırım yakın bir zamanda açıklanacak olup olmayacağı. Yani başlangıç için normal olarak karşılıyorum. Çünkü gerçekten hala bir şeyler öğreniyorum ve çalışma koşullarım gayet normal. Giriş çıkışım belli. Saatlerim çünkü bu birçok farklı şirkette belli olmayabiliyor. Kurumsal olmayan yerlerde fazladan çalıştırıp bu kadar vermeyebiliyorlar. Bazı şirketler gerçekten Türkiye'deki bazı şirketlere benziyor. Aratıyor mu? Aratmıyor. Bu şekilde. Tamam. Diğer soruyu soruyorum. Buraya öğrenci vizesiyle gelmiştin, değil mi ilk başta? Evet. İlk başta dil okulu, 6 aylık bir dil okuluyla geldin. Daha sonra vizeni nasıl uzattın ve gelecekte hani vize uzatma durumunu 80 bin doları söyledin. Onun dışında bir planın var mı? Aslında ben 6 aylık değil, bir Aa, doğru. birleşik bir vizeyle geldim. Dil okulu artı diploma programıyla geldim. O da aslında dediğin gibi 6 aylık dil okuluyla başlayan bir süreç. Ama ben Türkiye'de PT sınavından IELTS 5,5 seviyesinde aldığım için, pardon 5 seviyesinde, burada bana 2 aylık bir dil okulu yazdılar. Bu dil okulunu aldıktan sonra diploma programına başlayabilirsin dediler. Bu şekilde süreç ilerledi. Şu an diploma programındayım. Diploma of Project Management, proje yöneticiliği okuyorum. Online. O da bitmek üzere zaten. Vizen tekrar ne zaman bitiyordu Eylül'de? Vizem Eylül'de bitiyor. Vizem bittikten sonra işte bu yeni PR, yani kalıcı oturum eğer çıkarsa şirketimle konuşup bu maaş skalasını biraz arttırıp vatandaşlar diyorum pardon kalıcı oturuma başvurmayı Bu arada belki bilmeyenler vardır. Onu söylemedik değil mi? Hiç. Yani burada Haziran ayında şu anda öğrenciler full time çalışabiliyor ama Haziran ayından Temmuz sonra ayından mı? sonra. 1 Temmuz'dan Tam 1 itibaren. Temmuz 1 ayı. Temmuz'dan itibaren bu durum kalkacak. Yani öğrenciler artık tam zamanlı Ya çalışamayacaklar. sesli konuş ya. Pardon. İyice uyumaya başladın. Ya aslında tam zamandan kastımız haftalık 24 saat çalışabileceğiz. Eskiden 20 saatti. Şu an 24 saatinde tekabül ettiği şey aslında 8 saatten günde tam pardon haftada tam 3 gün çalışabiliyorsun. Bunun da önemi şurada. Eğer 3 günden fazla çalışabiliyorsan part-time çalışsan bile tecrübeye saydırabiliyorsun. Ve ben bunu da şu anki şirketimle de görüştüm. En kötü ihtimalde şu anki çalışım yerde part-time şekilde haftada 3 gün çalışmaya devam edebilecekmişim. Şu anlık öyle görünüyor. Evet, son soru. Buraya gelecek arkadaşlara ne önerirsin? Buraya gelecek arkadaşlara çok iyi araştırmalarını öneririm. Çalışacağınız iş hangi şehirde daha çok bunu iyice araştırın derim. Master yapabiliyorsanız bu size çok büyük bir artı sağlar. Ama pahalı. Ama uzun vadede master'ın çok büyük artısı var. Hele şu an mezun olduktan sonra 5 yıl tam zamanlı çalışma hakkı vermesi gibi. Aslında ülke biraz da bunu istiyor bu düzende benim anladığım. Onun dışında yeni mezun mühendis vizesi çok kolay çıkmıyor anladığım kadarıyla. Hala bekleyen çok insan var. Biz çekildik. Evet. 2 yıl sonunda, 2 yıldır bekliyorduk. Burada 2021 Mayıs'ta başvurduk. Yani gelecek ay 2 yıl olacaktı. Çekildik. Biz işte burada da şu an
bilmiyorum daha önce söyledin mi İlayda? Şu an yine mezun vizesine geçtik ama yeni mezun mühendis değil, subclass 485 olan vizeye geçtik. Burada genelde master ya da üniversite bitirdikten sonra alabildiğim vizeyi biz Covid'deyken, Covid'de ülkeyi terk etmeyip kendi vizemize devam ettiğimiz için buranın hükümeti bize 2 yıl çalışma hakkı tanıdı. Geçtiğimiz hafta başvurduk, bu hafta bir hafta içinde vizemizi aldık. Yine aynı şekilde vizemize Habedu aracılığıyla başvurduk. Hiçbir sıkıntı olmadan eşim ve çocuğum için üçümüze vize çıktı 2 yıllık. Berat'ın da demek istediği vize de buydu zaten yani. Yine aynı evet. Vize çıkıyor yani. Burada 5 yıllık 485 çıkıyor. Yani aynı vizenin daha uzun, uzun versiyonu. Bunun dışında da şu an Melbourne'de olduğumuz için burada biraz ev problemi var anladığım kadarıyla. Çok fazla ev bulunamıyor. Bunu dikkate alabilirler. Başka da bir şey şu an aklıma gelmiyor. Tamamdır o zaman. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Berat'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Teşekkür. Yine sorularınız varsa soruları videonun altına yazabilirsiniz. Berat cevaplandırır. Yani cevabını yazarız altına. Bir daha bu video serisini devam ettireceğiz. Bir dahaki video için de ben pazartesi günü Instagram hesabımdan anket tarzı bir şey açacağım. Hani hangi sıradaki meslek ne olsun diye. Oradan yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. Çarşamba günü de sorularınızı alacağım. Bu meslekle alakalı. Yine Instagram hesabımda. Seçilen meslekle alakalı. Aynen, seçilen meslekle alakalı. Her cumartesi de o video yüklemeye çalışacağız. Yeni videolarımızı, röportaj videolarımızı. Hesabımızı takipte kalın. Instagram hesabımı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.